Peki Zaman Gazetesi bağlamında son kez son 2-3 dakikamızmış galiba, arkadaşlarımız uyarıyor. Aslında IŞİD'e geçecektik ama Sayın Gülerce isterseniz... Konuşuruz daha o gündem. Gündem evet. Zaten bu moddan şimdi çıkıp IŞİD'e geçemem. Evet olmaz aynen öyle. Hadi Özışık'a verdiğiniz bir röportajda Zaman Gazetesi ile ilgili eşleriniz oldu. O yol ayrımına nasıl girdiniz? Yani çok uzun bir konu elbette, siz aslında haftalardır çok, bundan bahsediyorsunuz. Özet olarak söyleyeyim. Ama son radde ne oldu? Çok güzel bir soru bu. Şimdi ben hizmet prensipleri dediğimiz, severim yaratılmışı yaradandan ötürü, asıl fethi gönüllerin fethidir, herkesin konumuna saygılı olmak lazım, Türkiye'de ve dünyada demokrasiden geriye dönüş yok, paylaşmak lazım, hep bizim olmaması lazım, insanları farklı görmememiz lazım, birlikte hareket etmemiz lazım, bu prensipler için sevgi, hoşgörü, diyalog, birlikte olmak, paylaşmak, herkesin konumuna saygılı olmak. Ben bunlara hep inandım ve savundum. Bütün konferanslarımın ana fikri bu 5-6 maddedir. Bunun üzerinden konuşuyorum. Nerede şaşırdınız? İlk defa ne oldu size? Evet, böyle eleştirdiğim konular vardı ama şahsi konulardı. Mesela Mustafa Özcan'ı baştan beri eleştiriyorum. 20 yıldan beri yani. Hmm. Ya neden bu arkadaş tutuluyor böyle yani? Bana caferen yok. Ama herkes buna razıysa ya benim orayı terk etmem lazım. Benim de prensibim şuydu. Dine, millete, vatana hizmet edeceksen bir yapının dışında değil, içinde olmalısın. Dayanmalısın, sabretmelisin, küsmemelisin, devam etmelisin. Benim dünyam nerede yıkıldı? 7 Şubat'ta 2012'de. MİT krizi. Evet. 3 sene mi oldu? Evet, 2012'de. Şimdi Zaman Gazetesi'nde bir başlık çıktı. Ertesi gün 8 Şubat'ta. Savcılar daima haklı çıktı. Ben afalladım. Allah Allah. Bu başlık hükümete posta koymak demek. Çünkü MİT müsteşarı herhangi bir bürokrat değil. Ha MİT müsteşarı, ha Sayın Başbakan Erdoğan. Neden Sayın Başbakan Erdoğan? Bir televizyon kanalında söyledi. O savcılar dedi MİT müsteşarını değil, gelsinler beni alsınlar. Kendisiyle özdeşleşmiş. Diyorlar, MİT müsteşarına dokunma değildi o. Başbakana dokunmaydı. Benim hizmet dünyam yıkıldı. Çünkü bizim hizmet dünyamızda hükümetlerle uğraşmak, başbakanın kim olursa olsun, ya biz rahmetli Ecevit'le başbakanken oturduk kalktık. Bir posta koymadık, kabadayılık yapmadık, Demirel'e yapmadık, Özel'e yapmadık. Evet Erbakan'a eleştirdik ama böyle bir kabadayılık yapmadık. Benim dünyam, hizmet dünyam yıkıldı. Sünni gelenekte de hükümetle, devletle karşı karşıya gelme diye bir şey yok. Ha, daha sonra anladım ki ben, şimdi işin özetini söylüyorum. Erdoğan, AK Partisi, bu hükümet hain kabul edilmiş ve haine pes etmek yok. Bütün her şeyi anlattım size. Evet. Hain kabul edilmiş, haine pes etmek yok. Ama İslami gelenekte hain ilan etmek, düşman ilan etmek, savaş ilan etmek kişilerin işi değildir, devletlerin işidir. Bak siz eleştirirsiniz. Yani savcılar şimdiye kadar yanlış yapmadı, eleştiri değildir. Bir posta koymaktır. Savcı kaldı ki iddia makamıdır yani. Bakın, İlla onun dediği doğru değildir. İkincisi, ikinci şaşkınlığım ki o birincisinden daha büyüktü. Gezi olaylarında Zaman Gazetesi'nde başbakana hakaretler ve aşağılama başladı. Bu da bizim üslubumuzda olmayan bir şey. Evvela gelenekten koptuk. AK Parti %50'lik bir kitle. Onun başbakanın seçtiği başbakana kabadayılık yapıyoruz. Karşımıza alıyoruz. İkincisi, üslubumuzu da terk ettik. Hakaret etmeye başladık. Firavun, Nemrut, Yezid hatırlatmaları arkasından geldi. Ama daha önce belli yazarlar ve çok açık söyleyeyim bu arkadaşlar da hizmetin memesinden süt emmiş arkadaşlar değil. Şimdi söylemeyeceğim, o arkadaşlarımı biliyoruz çok. Seviyorum ben. Onu, o şahıslarıyla ilgili değil konuşmam. Hı hı. Onların omuzundan yapıldı bu hakaretler, bu atışlar. Gelenekten, hizmetin ilkelerinden kopuldu. Bir de üslup kaybedildi. Bunun tuzu biberi de 17 Aralık'la 25 Aralık oldu. Ha, ben anladım ki bir savaş açılmış ve bu savaşın düsturu pes etmek yok.
sonuna kadar götürülecek. İşte bu tutumdan dolayı ben masumların canı çok yanacak, masumlar bu işe çok üzülecekler diyorum. Ve inanın bu açıklıkta ben birebir görüştüğüm insanlara da konuşmuyorum. Hepsine söylediğim şey şudur, ne olur bana bu konularda soru sormayın. Sizinle bir sene sonra konuşmak istiyorum. Peki. Sayın Gülerce, süremizin sonuna geldik. Çok önemli açıklamalarda bulunuz. Gelecek hafta biz yine bu ekranlarda olacağız. Size çok teşekkür ederiz Sayın Gülerce. 2 saat boyunca ekranlarınızdayız. Her pazar saat 10'da başlıyoruz. 12'ye kadar buradayız. Gazeteci yazar Hüseyin Gülerce günü ve gündemi sadece Beyaz TV ekranlarında yorumluyor. Biz gelecek hafta burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın.